Amatör balık avcılığına, atçek spin avcılığına heves ettiniz. Para biriktirdiniz 1000, 1500, 2000 bütçenize göre güzel bir makine aldınız, güzel bir olta kamışı aldınız, ipinizi sardınız. Videolar seyrettiniz YouTube'dan. Orada kullanılan maket balıktan, jig'den, silikondan Aldınız birkaç tane. Deniz kenarına vardınız. Oh mis gibi yosun kokusu. At çek, at çek, at çek. Güzel bir balık vurdu. Keyiften dört köşe. İyi ki başladım bu hobiye dediniz. Eve doğru balıkları göstermek için evdekinlere, eşinize, dostunuza, çocuklarınıza, ailenize. Kamışı oltayı bir kenara attınız balıkları yediniz afiyetle. Olta öyle orada duruyor. Halbuki bütün bunları size sağlayan, o balığı yakalamanızı sağlayan, güvenli bir şekilde çekmenizi sağlayan makine ve kamışınızı bir kenara attınız. Oldu mu şimdi? Bence olmadı. Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent Talay. Bülent Talaylar Balık Avı YouTube kanalına hoş geldiniz. Birkaç videodur amatör balık avcılarına yeni heves eden, yeni başlayan arkadaşların yararlanabileceği, faydalanabileceği bazı bilgiler veren videolar çekiyorum. Ve bunları da bana gelen yorumlara göre, sorulara göre, gerek YouTube'daki yorumlardan gerekse sosyal medyadaki sorulardan çekiyorum. Tabi malzeme ile ilgili çok soru geliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de abi senin kullandığın makinayı almaya niyetim var. Onu alsam kullansam nasıldır? İki gün sonra bozulur mu? Sağlam mıdır? Değil midir? Veya işte senin kullandığın şu videodaki kamıştan almayı düşünüyorum. Kırılır mı? Ne olur? Şeklinde sorular çok geliyor. Tabii ki anlıyoruz. Belirli bir bütçeyle almışsınız oltayı kamışı. Onun da sağlam olmasını istiyorsunuz. Tabii çok giriş seviyesi kamışlar veya makineler için bunları söylemek mümkün olmayabilir ama dediğim gibi güzel bir para verip aldığınız kamış ve makineler sağlam olarak üretilmiştir. Tabii ki freler olacaktır. Ama şu var ki 1920'li yıllarda, 1924'te dünyanın ilk küresel karteli olan Phoebus karteli kurulup da ya biz ampul üreticileri olarak bir, birleşelim, bu böyle olmayacak, ampul satamıyoruz, batacağız denilip de gelin biz bu ampullerin ömrünü bin saatle sınırlandıralım diyerek tüm dünyanın sanayisine yeni bir yol açan planlı eskitme olayı başladığından bu yana biliyorsunuz bütün endüstriyel ürünler belirli bir ömre sahip oluyorlar. E olta kamışları veya balıkçılık makineleri de bundan nasibini alıyor. E bize düşen nedir arkadaşlar? Bu makinelerin, kamışların işte bu ömürlerini en sonuna kadar ve hatta elimizden gelirse biraz daha uzatabilmek. Bu da kamışa ve makineye bakarak olur. Yani bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur diye atalarımız boşuna söylememişler. O kamışı, makineyi bir kenara avdan döndükten sonra atıp gitmek bu ömrü kısaltacaktır. O yüzden bana soran arkadaşlara hep bunu söylüyorum. Mutlaka kamışınıza, makinenize, ipinize vesaire bütün malzemelerinize iyi bakın, gözünüz gibi bakın. Çünkü denizde ağlanan bizler için tuz çok ama çok büyük bir düşman. Makinemizi, kamışımızı, ipimizi, maket balıkların veya iğnelerini mutlaka bu tuzdan arındırmamız lazım. Her avdan sonra. Amatör balık avcılığına yeni başladıysanız ya da heves ettiyseniz bu işin üşengeç işi olmadığını en başta anlamanız lazım. Şimdi peki ne yapacağız? Aslında birkaç basit, biraz vakitinizi harcayacak işler yapacaksınız. Nedir? Kamışınızı alacaksınız. Bir güzel tuzdan arındıracaksınız. Foşur foşur suyun altında yıkamaya gerek yok. Zaten memlekette biliyorsunuz su kıtlığı var. Tüm dünyada var. Boşuna suyu fazla fazla harcamaya gerek yok. Elinize güzel bir bez alırsınız. Nemli bir bez ıslatırsınız, nemlendirirsiniz. Güzelce tuzlardan arındırır, silersiniz. Mutlaka halkaları da temizlemeyi unutmayın. Tuz kalmayıncaya kadar zaten iki geçirişte bu iş biter. Bu kadar. Tuzdan arındırın arkadaşlar. Gelelim makineye. Makinede mutlaka avdan sonra her avdan sonra tuzdan arındırılmalı. Ömrünü uzatmak istiyorsanız Mutlaka bunları yapmanız lazım dostlar. Yani bu işten zararlı çıkmamak için temizliğini daha doğrusu bir numaralı dediğim gibi tuzdan arındırma işlemini, tuzunu alma işlemini yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Güzel şekilde çıkartacaksınız kapağını ve makarayı eline alacaksın. öncelikle makarayı ve ipi temizlemen lazım. Bunlardan birkaç tane yol var. Eğer vaktin varsa makaradaki ipi tamamen boşaltıp boşaltırken de ipi yine önemli bir bezin içerisinden tutarak geçirerek boşaltıp o tuzlardan arındırıp sonra makarayı güzel bir şekilde yine önemli bir bezle silebilirsin. Yok benim fazla vaktim yok daha çabuk yollar istiyorum diyorsan bunun da iki yolu var. Birincisi benim tercih etmediğim çok ince bir şekilde yani ip gibi akan bir suyun altında ip kısmını tutup bir süre öyle temizleyen arkadaşlar var. Ama ben fark ediyorum ki üst taraftan dip taraflara geçmesi için ya çok uzun süre tutmanız gerekiyor. Ya da tutsanız da geçmiyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Alıyorum bir kap su. Şöyle tepeden aşağı içine bırakıveriyorum. Bir süre bu kenarda duruyor. İşte ben kamışı temizlerken, makinayı temizlerken tuzlu su zaten hemen bu tebiz suyu bulandırmaya başlıyor o tuzların ayrıldığını, ayrıştığını görüyorum. Bu arada ne yapıyorum? Öncelikle yine güzel bir bezle kapağı temizliyorum. Nemli bir bezle kapağı bir kenara koyuyorum. Makineyi alıyorum. Makineyi de yine nemli bir bezle her tarafını temizliyorum. Makinayı suyun altına tamamen tutmak çok da gerekli bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi su israfı özellikle şu kılavuz telini en çok sular buralardan geçiyor çünkü. Ve de ipin geçmiş olduğu şuradaki kılavuz yüzüğünü mutlaka iyice tuzlardan arındırın arkadaşlar. Her tarafını güzelce nemli bir bezle silin. Daha sonra da kuru bir bezle silin. Bu kadar. Çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Daha sonra tuzlu sudan arınmış olan makaramızı alıp şöyle güzelce yine kuru bir bezle siliyorum. İçini, dışını iyice kuruluyorum arkadaşlar. Oluyor, bitiyor. Şu aradaki delikten geçmişse diye birkaç şöyle elimle hareket ettiriyorum. O aradaki birkaç damla suyu da çıkartmış oluyor. Bu arada tazikli suyla kesinlikle yıkama yapmayın arkadaşlar. Tazikli suyla yani e, çok sert akan musluktan veya hortumdan suyla e, yıkama yaparsanız şuradaki iplerin düzenini e, gevşetme ihtimali var. O yüzden e, bir önceki videoda daha önceki videoda pardon anlatmış olduğum karışma problemini bu nedenle de yaşıyor olabilirsiniz. Peki. Her aldan sonra kamışımızı ve makinemizi güzelce temizledik. Tuzdan arındırdık. Bir numaralı düşmanımızdan kurtulduk. Peki başka ne yapmanız lazım? Özellikle yağlama kısmı çok ama çok önemli. Dikkat etmeniz gereken şey her tarafına yağ sürmemek. Bu makinelerin her tarafına yağ sürmenize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Siz kendiniz eğer yıllık veya 6 aylık kullanım süresine göre bir iyi bir bilen veya yetkili bir servise makinelerinizi gönderip periyodik bakımlarını yaptırabilirsiniz. İç kısımlarını kesinlikle onlar açsınlar. Her tarafını bizim yağlamamıza gerek yok. Peki biz nereyi yağlayacağız? Arkadaşlar, birkaç avdan sonra dediğim gibi kullanım sıklığınıza göre özellikle şu yüzük kısmını yağlayın. Çünkü bu yüzük kısmı dönmezse ipiniz araya sıkışabilir, kopabilir, kopartabilir. ipiniz kesilebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Burayı zaten demiştik günlük olarak temizlediğiniz zaman, 30'dan arındırdığınız zaman çok da fazla bir sıkıntı olmaz ama iki damla yağ şuraya dökmeniz yeterli. Başka ne yapacaksınız nereye? Şurada hareketli parçalar var biliyorsunuz. Şurada iki tane vidanın olduğu hareketli parça var. 2-3 damla da şuralara sürseniz sizin yapacağınız iş burada biter. Özellikle arkadaşlar her tarafına yağ sürmeyin dememin sebebi çok az da olsa ince kılcal bir boşluktan şu iç kısma yani dişlilerin olduğu kısma e, yağın akma ihtimali var ve içerisindeki gres yağını eritme ihtimali var. Bu ihtimalden kaçınmak için özellikle her tarafına yağ Siz diyorum. Bu işe yeni başlayan bir kişi olarak hemen makineyi açmaya e, heves etmenizin pek sağlıklı olduğunu şahsen ben düşünmüyorum özellikle WD40 gibi pas sökücü olan e, spreylerden kesinlikle kaçının arkadaşlar yine o aralardan sızıp içindeki e, dişlilerin olduğu yerdeki gresi yağı eritebilir buharlaştırabilir dişliler birbirine sürter, makineniz haşat olur onu da hatırlatmak istedim. Uzun lafın kısası arkadaşlar eğer bu balık av malzemelerinizin kamışlarınızın makinenizin ipinizin ömrünü sonuna kadar kullanmak istiyorsanız çabuk yıpranıp çabuk kırılmasını, çabuk bozulmasını istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka her avdan sonra temizliğini yapın. Üşenmeyin, yapın. Göreceksiniz bundan siz kârda çıkacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar. Bülent Talay ile Balık Avı YouTube kanalındaki ava avcılığa, balık avcılığına yeni başlayan, heves eden arkadaşlar için hazırlamış olduğum videolardan bir tanesinin daha sonuna geldik. Burada tekrar etmek istiyorum. Aşağıya yorumlara da bu konularla ilgili, daha önceki videolara da bunlara da ilgili sizin bildiklerinizi de eklerseniz daha ileriki zamanlarda mutlaka bu konuları araştıran arkadaşlar bu videolara denk gelecektir. Alttaki yorumlara bakacaklardır. Sadece benim anlattıklarım değil, siz sevgili e, abone arkadaşlarımın, takipçi arkadaşlarımın da bilgilerinden onlar faydalansın. Sizler de yorumlarda bu konularla ilgili e, bildiklerinizi, düşüncelerinizi yazarsınız, sizin de bu. İşte işte bir katkınız olur. İnşallah bir sonraki videoda beraberce yeni bir konuya değiniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize rast gelsin.